Evet sevgili izleyiciler, kısa bir reklam arasından sonra yeniden birlikteyiz. Konuğum Profesör Doktor Mesut Parlak. İstanbul'u, Türkiye'yi, siyaseti, sokağı, her şeyi konuşuyoruz aslında, değil mi Mesut Hocam? Şimdi siyasete girdik, biraz da dış politikaya girelim bu bağlamda. Hazır ben sizi bulmuşken sormak istiyorum. Türkiye'nin malum son dönemde komşularıyla, Avrupa ile arası oldukça kötüydü. Türkiye'nin dış politikası konusunda ne dersiniz? Yani süreç nereye getirdi bizi? Şimdi biraz önce söylediğim gibi ortak aklı ortaya koymak lazım. Burada da Yani ortak akıl devreye tabii giriyor, değil mi? liyakat varsa sağlıklı bir sonuç var. Liyakat yoksa sadakatla giderseniz bu böyle. Şimdi Sayın Erdoğan dedi ki Munşer dedi. Ben hatta bir yazımda da yazdım. Dedim ki ilkin etrafınızdaki Munşerleri temizleyin. Monşer diye kullanmadım da danışmanlarınız. Ve dedim bu monşer diye tanımladığınız bu dış işlerindeki bütün büyükelçiler, konsolosları toplayın, onlarla konuşun dedim. Yani 2000'li yıllara gelinceye kadar, hatta 2005, 2006'ya kadar bizim Dışişleri Bakanlığımız dünyada saygın bir yeri olan bakanlıktı. Orada düşünün, sizin programlarınıza da geliyorlar. Başka zaten Allah'a çok şükür başka kanala çıkamıyorlar da monşerler. Onlara bir bakın. Onlar başlı başına bir devlet. Onlar olmadığı için bugün Temsiliyetleri var. tabii. Çünkü ne yaptı? Yıllarca Sayın Davutoğlu danışmanlık yaptı Sayın Erdoğan'a. Yani Erdoğan'ı ben şöyle eleştiriyorum. Yani ortak aklı kullanmadığı için, ama etrafındaki böyle bir adamlar onu hep yanlış yola sevk ettiler. Bizim Suriye'de ne işimiz var? Neden? Biz bu soruyu bu ekranlardan onlarca, belki Hayır, yüzlerce neden? sorduk. Neden? Bakın Orta Doğu bataklığına saplandık. Çıkamıyoruz. Şimdi artık çift sevgilili bir kadın durumuna düştük. Bir gidiyoruz Putin'le konuşuyoruz. Bir ondan küsüyoruz, gelip ABD ile iki arada bir derede böyle götüremezsiniz bu politikayı. Dış politika istikrar gerektirir, değil mi? Yani burada Kesinlikle. istikrar vurgusu işte liyakat kadar önemli bir vurgu. NATO, sizin kalite ve kantitenizi tanımlarlarsa işiniz zor. Bunu tanımlatmayacaksınız. Ne siyasette tanımlatacaksınız, ne üst düzey bürokraside tanımlatacaksınız. Çünkü artık iyi tanıyor Batı. Batı iyi tanıyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Rusya ile aramız düzeldi. Ben Kürtlerle ilişkimi kesmem diyor. Öbürü de Milli Savunma Bakanı var mıydı yok mu bildiğimde, Genelkurmay Başkanı orada. Danışmanı orada, sözcüsü, bir ekip orada, bunu anlatmaya gidiyor. YPG midir nedir, YPG. Allah kahretsin, söylemek bile istemiyorum. Onlara aylardır bunlara silah yardımı yapmayın, bunlarla ilişkinizi kesin demesine karşın adam daha gitmeden imzaladı ve patır patır iniyor. Nereyi kullanıyorlar? İncirli'yi kullanıyorlar. İçeride bağırarak hiçbir yere gelemezsiniz. Yiğitseniz ey Amerika diyeceksiniz. Rusya'ya bir yiğitlik yaptık. Başımıza gelenleri Evet. hep birlikte yaşadık. Onun için Bedeli de ağır oldu. ağır Değil mi? değil işte. Ekonomik olarak Gidin da turizm siyaseten de. alanlarını görün. Yok. Şimdi bu monşerler gelmeli, akıl vermeli. Yani bu hepimizi ilgilendiriyor. Bu ülkenin sorunu. Bu ülke bizim. Hep birlikte yaşıyoruz burada. Yani buradan nasıl çıkacağız? Onun formüllerini işte o insanlar söyleyecek. Yoksa çevrede getirmişin 50 bin tane danışma. Bundan olmaz. Bundan olmaz. Olmaz. Şimdi ben gidip ben de doktorum. Gidip de deri uzmanının
uzmanlık alanını bilmem. Hatta ben cerrahım, cerrahide bile belli konuya lokalize olur çalışırız. Bir koca Türkiye, 80 milyon uluslararası bir saygınlığı vardı. Herkes çekinirdi. Çıktı gitti, komutan ne dedi? Ya dedi dışarı atacaksınız bebek katilini veyahut da gereğini yapacağım dedi. Yolcu ettiler. Saygın olmadan bir şey yapamazsınız. Çok ortada dolaşmayacaksınız. Çok ekran sevmeyeceksiniz. Siz çok da her ağzınıza geleni konuşmayacaksınız değil mi? Mesela yeni yetkinlik gerektiren bir şey. Yeni kuşaklara ben artık kızmıyorum. Ey diyor, yok böyle acayip acayip benim bile ama bakıyorum ekranlarda kullanılan sözleri o çocuklar böyle videoya alır gibi alıyorlar ve onu kullanıyorlar. Olur mu? Olmaz. Siz örnek olacaksınız. Bu toplumun en büyük sıkıntısı bu. Gelecek kuşaklar kimi örnek alarak ileriye yürüyecekler? Veya idolüm şu mu? Ben gelecekte bu insan gibi olmayı söyleyeceğim. Bana gösterin. Belki de bir iki elin parmakları kadar insanlar kaldı. Bunlar çok derin ve zor meseleler. Bunları aşmamız lazım. Tabii her anlamda bilimden uzak formüller üretildikçe hikayelerin, kahramanların özellikleri de değişik oluyor değil mi? Yani bilimden ve ortak akıldan uzaklaşmadan o formüller oluşturulsa belki böyle olmayacak. Üslup da farklı olacak. Ortak akıl daha kolay devreye girecek. Ama üslup baştan ayağa herkesi etkiliyor. Bir şekilde öğreniliyor. Güç dengesi de tıpkı doğadaki gibi güçlüden güçsüze yöneliyor. Tepede o şiddeti, dilde şiddeti görünce bütün topluma da yansıyor. Nezaketten uzak, görgüden uzak, o güzel üsluptan uzak maalesef böyle bir çatışmacı bir hal alıyor. Devletin büyüğü kalkıp da ya hep imam hatipleri tartışıyorsunuz, hiç matematiği, fiziği tartışmıyorsunuz dediği anda bu ülkede tartışacak bir şey yok artık. Evet. Bu ülkede eğitimi tam geçmişteki gelen o sağlam eğitimi getiremezseniz bu ülkeyi bir yere taşıyamazsınız. Abartılı değil ama izin verirseniz bir elbette bir olayı anlatayım. Buyurunuz. Lise 1. sınıfta coğrafya dersine öğretmen bir öğrenciyi kaldırıyor. Diyor ki evladım Süveyş Kanalı ile ilgili bildiklerinizi anlat da diyor. Arkadaşların da yararlansın diyor. Çocuk öğretmene bakıyor, arkadaşlarına bakıyor, haritaya bakıyor. Hocam diyor Dijitürk'te böyle bir kanal yok. Bu bir ironi değil. İçler acısı bir durum. Evet. Yani onun için olmaz. Matematik öğretmenlerini sınava alıyorsunuz. Başarı oranı %30. Komik. %30. İşte biliyorsunuz dönem dönem araştırmalar yapılıyor, yayınlanıyor. Matematikle de ilgili çok büyük problem var. Yani matematik çözme oranı %10'lar, 11,5'larda falan. Tabii öğrenci, öğretmeninde %30 olursa öğrenci de ne? O bile, o yüzde bile çok tabii, iyi oluyor değil mi? Tabii. Yani böyle bir durumda maalesef işte bilimden uzak. TÜBİTAK hadisesi biliyorsunuz yani bir bilim projeleri üretileceğini işte papaz eriğini imam eriğine çevirme projeleri üretildi. Başında kim var? Veteriner. İşte bu yine yetkinlikle alakalı bir şey. Herkes kendi konusunda uzman olan kişileri istihdam etseler. Şimdi tabii bir de bu ülkede yani muhalefete çok büyük görevler düşüyor. Yani bu organizasyonu yapacak, bu konuda araştırmalar yapacak insanlar, parlamentodaki insanlar ve iller bazında. Siz ili eğer sağlam alıp da insan ilişkilerini genişletirseniz kazanırsınız. Aksi takdirde işte referandumdaki gibi bu mesele hiçbir zaman anlatılmaz. Dikkat edin AKP'nin iktidara yürüyüşü kadınlar ve o kapı kapı dolaşmalardı. Bizim de bunları yapmamız lazım. Yani artık Türkiye'de hepimizin borcu şu. Parlamenter demokrasiyi yeniden getirmek için
demokratik haklarımızı kullanarak sonuna kadar mücadele edeceğiz. Başka türlü yok. Evet. Korkarsan gelecek kuşakları yok edersin. Yiğitçe çıkacaksınız. Efendim ben bir şey söylesem acaba iyi olsun. Ne var yani? Ne var? İşte o korku iklimini yarattılar. Ve uzun bir dönemde bunda etkili oldu ama ben şu anda bunun yıkıldığını düşünüyorum. Yani referandumun gerçekleri var. Bir görünen gerçekleri var. Bir görünmeyen gerçekleri var. Herkes de bunun farkında. Aslına bakarsanız. Şimdi esasında söylediğiniz şeyin temeli gezi olayları. Evet. Hiçbir organizasyon olmadan, hiçbir çalışma yapmadan spontane geldi. Orada hem de toplumun tüm katmanları. Düşünebiliyor musunuz? Bir o olaylar yaşanırken Kandil hiç kimse hiç geçmiyor. İhsan Özkes cuma namazında orada namaz kılındı. Cuma namazı kılındı. Evet, evet. Bunu yaratacaksınız. Halkın değişik katmanlarına bir arada toplamanın çözümlerini bulacaksınız. Bir şey daha söyleyeyim. Şimdi böyle kimseyi eleştirmek istemiyorum. Şimdi bir baba evladına bir para veriyor. Diyor ki evladım git işte bir iş kur, çalış. 2 yıl sonra çağırır evladını değil mi? Hı hı. Oğlum gel bakalım karımız ne, zararımız ne diye konuşulur. Bizim muhalif partilerimiz bunu sormuyor. Sormuyor. Ya bu adam milletvekili de kardeşim hangi yıl geldin buraya? 2007'de. Peki bu yıl işte 2015'te tekrar seçimi. Peki bu 7 yıllık süreçte bu kentteki partimizin aldığı oy oranı ne oldu? Soran yok. Sormasan da sonuç bu. Bakın 7 Haziran'la 1 Kasım arasındaki çok ciddi bir şey yaptılar. Dersi alınca 7 Haziran'da ne yaptılar? Seçim listelerini %80'ini değiştirdiler. Evet. 7 Haziran'la 1 Kasım arasında peki, tarihe geçecek bir aralık. Peki ana muhalefet ne yaptı? Olur mu dedi ya böyle bir şey yok. Biz aynı şeyle gireriz deyince işte sonuç böyle olur. Yani kapı kapı dua biz. Şimdi bu şu referandumu kim yaptı biliyor musun? Halk yaptı. Evet. Tabii katılırım size. Beyzoğlu'nun katkısını düşünün, muhafazakar kesimde en büyük katkıyı kim yaptı? Olarak da, Levent Gültekin yaptı. Deniz Bey çıktı. Bir sürü insana yani hepimiz kapı kapı dolaştık. Siz de yaptınız, komşu da yaptı, bunu İl, da yaptı. Kapı kapı dolaştık. Evet. Hem de kendi imkanlarıyla evet. Bir o hayır çatısı altında herkes kendince gayret ve çaba gösterdi. Ben bunun yine büyük bir karşılığı olduğuna da inanıyorum. Bizi o taşıyacak ileriye yani de. Yani şu var tabii yani hiç kuşkunuz olmasın 2019'da hı hı. Çok şey değişecek. Ama bu %49'u eğer ben parti olarak sahiplendim derlerse büyük hataya düşerler. Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Beni kırmadınız geldiniz bugün. Sevgili izleyiciler bugün de programımızın sonuna geldik. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın aynı saatte saat 17'de ekran başındayız. Görüşünceye dek esen kalın.